Göğüs ağrısı, nefes alma güçlüğü, nefes borusu tıkanıklığı, yaralanmalı trafik kazası, ciddi yanıklar, yüksekten düşme, zehirli hayvan ısırmaları ve benzeri durumlarda 112 acil servis aranmalıdır. 112 acil servisi aradıktan sonra sakin olmak, adresi anlaşılır bir şekilde tarif etmek ve hastalığın ya da yaralanmanın ne olduğunu bildirmek, 112 acil servis görevlisi size aksini söylemedikçe telefonunuzu kapatmamak ve konuşma bittikten sonra 112 acil servisin sizi geri arayabileceğini düşünerek telefonunuzu meşgul etmemek hayati önem taşır. 112 acil servis telefonları siz ve çocuklarınız tarafından boş yere meşgul edilmemelidir. Boşa geçen her an bir hayata mal olabilir. Değerli izleyenler, Sabah Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz konuğumuzla birlikte. Konuğumuz yine bir milletvekili adayı, UBP Lefkoşa adayı Saffet Nadir'i konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü yayınımızda adaylarımıza ilişkin yine değerlendirmeler yapacağız. Tabii seçime hazırlık son sürat sürüyor. Evet. Adaylarımızı tanıyoruz, parti programlarını dinliyoruz, hükümete ilişkin görüşleri dinliyoruz. Tabii sizi biraz tanıyalım, izleyicilerimiz de ekranları başında olanlar da dinlesin, sizin kim olduğunuzu anlayalım ve neden aday olduğunuzu soracağız size. Tabii bir kez daha günaydın diyelim izleyicilerimize de, sabah saatlerinde ekranları başında olanlara. Sizi tanıyalım. Kısaca Saffet Nadir'i kimdir? Bahseder misiniz? Saffet Nadir'i 36 yaşındayım. Avukatlık mesleğini icra etmekteyim yaklaşık olarak 15 yıldır. Türk Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra hukuk eğitimimi tamamlayıp, stajımı da yapıp avukatlık mesleğini icra etmeye başladım. Çocukluğumdan beridir Ulusal Birlik Partisi'nin içerisindeyim. Ailemden gelen bir yapıdır açıkçası. 1970'li yılların sonundan beridir ailem içerisinde olduğu bir partidir. Ondan dolayı biz de çocukluğumuzdan beri Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinde büyüdük. Ailem gibi diyebilirim. Yani içerisindeki üyeleriyle, kişileriyle yıllardır tanışmaktayım. Bilhassa babamın aracılığıyla. 2010 yılından 2015 yılına kadar Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğini yürüttüm. 2015 yılının Ekim ayından bu yana da başkanlığını yürütmekteyim. Gençlik Kolları Başkanıyım. Bunun haricinde evliyim. Hı hı. 1,5 sene oldu. Mutlu bir evliliğim var, Allah'a şükürler olsun. Evet. Peki neden aday olduğunuzu da merak ediyoruz. Tamam, çocukluğunuzdan beri Ulusal Birlik Partisi ile iç içeydiniz. Neden aday oldunuz? Yani günümüzde aday olmak, aslında siyasete karışmak, siyasetin içinde olmak zaman zaman insanları geri adım attırıyor. Çünkü zor bir süreç, zor bir yaşam tarzı siyasi çok hayatta zor. Aktif olmak. Gerçekten hiç kolay değil. Siz neden aday oldunuz? Şimdi öncelikle az önce de aktardığım gibi mesleğim hukukçuyum. Avukat olduğum için hayatımın büyük bir bölümü yasalarla geçiyor. Evet. Her gün neredeyse. Her gün değil mi? Yasalarla uğraşmaktayız ve ülkemizdeki mevcut yasaların bir an önce revize edilmesi gerektiğine inanıyorum. Niye? Çünkü günün koşulları, sosyoekonomik yapı gerçekten hızla değişmekte. Yani bugün baktığınızda 5 sene önceki trafikle bugünkü trafik bir değil. 5 sene önceki nüfusla, öğrenci sayısıyla bugünkü sayılar çok farklılık gösteriyor. Ama yasalar son 20-25 yıldır neredeyse çok ufak revizyonlara uğramış durumda. Evet, meclise hukukçu olması da aslında çok önemli bir nokta. Buna %100 katılıyorum. Hekim olmasına biraz tepki gösteriyor vatandaş kimi zaman ama. Bazen bu tepki oluyor ama tabii ki bir hekime de ihtiyaç vardır. Ama yasalarla ilgili bir konuysa gündeminiz ve o işi yapıyorsanız yasama organında hukukçunun ciddi rakamlara ulaşması gerekir. Evet. Ve ne yazık ki Ulusal Birlik Partisi'nden şu an bir hukukçu milletvekili yok. Yok, doğru. Geçmişte olmuştu ama son 2013 yılından beridir hukukçu bir milletvekilimiz yok. Ondan dolayı bu seçimlerde
siz de dikkat etmişsinizdir ki Magosa'dan olsun, Lefkoşa'dan olsun, İskele'den olsun gerçekten hukukçu arkadaşlarımız bu yola baş koydular. Ve sizin de değindiğiniz gibi siyasi hayat normal hayattan çok farklı. Evet. Bilhassa seçim halk oylamasında yapılan, geçen aylarda yapılan değişiklikten sonra seçim bölgesinin tüm KKTC sınırları olarak ilan edilmesi artık bölge kavramını ortadan kaldırdı. Bir kişi milletvekili seçilmek istiyorsa tüm ada genelindeki seçmene hitap etmek zorunda. Tüm ada genelini artık gezmek zorunda. Evet. Kapı kapı gidip oy istemek zorunda. Niye? Çünkü biraz daha zor olacak işler artık. Hiç kolay değil yani. Fiziken de kolay değil artık. Evet. Şimdi Lefkoşa tek normal seçim bölgesi olduğunda Lefkoşa'yı gezmeniz çok kolay. Yani ada geneline evet. kıyasladığınızda. Ben bugün bakıyorum sabah Yeşilırmak'tayken akşamüstü İskele'de olabiliyorsunuz. Yani gerçekten süre de dar olduğu için çok yoğun bir tempoyla koşuşturmak zorundayız. Siz bu zorlukları göze alarak aday oldunuz. Evet, bu zorlukları göze alarak aday oldum. Niye? Çünkü dediğim gibi hem mesleğimden dolayı hem de ülkemizdeki yasaların bir an önce revize edilmesi ve günün koşullarına ayak uydurması lazım. Mesela yasalarda ne gibi bir sıkıntı var? Neyi gözlemliyorsunuz? Tabii bir hukukçu gözüyle bizden daha iyi biliyorsunuz şimdi içeriğini. Buna verebileceğim en yakın örnek 2004 yılında ben avukatlık stajımı yaptım. Evet. Avukatlık stajımı yaparken Ağır Ceza Mahkemesi'ni takip etmekteydik. Çünkü başsavcılıkta stajımı yaptım ben. 2004 yılında uyuşturucuyla ilgili para cezası 50 TL'ydi. Bugün 2017 yılındayız. Evet. Yani 13 sene geçti üzerinden. Halen daha 50 TL. Yani mahkemenin takdir yetkisine göre eğer para cezası verecekse kişiye uyuşturucuyla ilgili işte tasarruf, ithal bu tip suçlardan dolayı yargılanıyorsanız ve diyelim ki ilk defanızdır. Gerçekten naifsiniz, gerçekten kullanıcısınız, gerçekten bir hata yapmışsınız ve bu bir kereye mahsussa belki mahkeme size bir şans verecektir. Hürriyetinizi sınırlayıcı bir ceza vermek yerine belki de size bir kere şans verip bir para cezası verecek. Yani cezaevine göndermeyecek sizi. Bunun cezası 50 TL. Yani rakamın değişmesi mi gerek? Örneğin revizeden kastettiğiniz bu mu? Tabii ki, tabii ki. Bir kere neden değişmesi gerek? Komik geliyor bakın siz de duyduğunuzda. Ya 50 lira yani hiçbir şey. Mahkeme bu cezayı seçmekte zorlanabilir. Ve genelde 15 gün hapis cezası veriliyor uyuşturucu cezalarına. Ve gencecik çocuklar içeride. Evet. Belki de 15 günlük süreçte ıslah olmak yerine çok daha kötü alışkanlıklara da bulaşabiliyorlar. Evet. Çünkü içeride tanışabilecekleri daha diğer suçlular da var. Ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler de var. Ve ne yazık ki henüz yeni merkezi cezaevi ile ilgili proje çıktı, ihaleye çıkıldı, temelleri atılıyor diye biliyorum ama şu anki mevcut yapı çok da hoş değil. Tehlikeli evet şu an. Onun için bu en yakından yaşadığım bir örnek. Örnek. Şimdi eğer orada daha farklı bir rakam olsaydı, yani günün koşulları dediğim işte bu. Evet. Bugün 15 yıl önceki 50 TL ile bugünkü 50 TL kıyas kabul etmez. Hani bazı yasalar vardır, günün koşullarına uyması gerekir. Bazı yasalar vardır, kalabilir de deniliyor ama tabii ki bazı yasalar kalabilir. Elbette İyi değiştirecek çok yasa vardır. Şimdi 20-25 senedir değişmeyen bir yasada nasıl diyeyim? Yani çok ender bir yasanın değişikliğe uğramaması gerekebilir. Evet. Yani yaya geçidinden geçene yol vermek zorundasınız. Tamam. Ama vermezsen ne olacak? Noktasında. Olacak. Eğer sen asgari ücretin 5 katına kadar dersen o yasayı revize etmene gerek kalmaz. Niye? Çünkü asgari ücret her yıl zaten düzenli olarak yükseliyor. Evet. Ama sen 50 TL dersen ona da olmaz. Bunu mecbursun revize etmeye. Onun için bir kere bütün para cezalarını öngören yasalarda hemen hemen hepsinde cezayı suçlar ve cezalar diye bir bölüm vardır. Neredeyse bütün yasalarda. Orada para birimiyle cezalandırılan, ceza öngören maddelerde bir kere hepsinin asgari ücrete göre uyum sağlanması gerekir. Yani kesinlikle rakam bırakmayacaksınız orada 1000 TL'ye kadar, 500 TL'ye kadar. Hayır, asgari ücretin iki katı, yarısı, onda biri, 10 katı, 100 katı
Budur yapmanız gereken. Evet. Halka indiğimizde biz de röportajlar için gidiyoruz. En çok adalet ve hukuk düzenine ilişkin eleştiriler yapıyorlar ve en çok da adalet istiyoruz diyorlar. Hani ekonomik sorunlar, sağlık, eğitim bunları geri plana itip ilk istediğiniz nedir diye sorduğumuzda adalet diyorlar. Çünkü hukuk düzeninden mi kaynaklanıyor acaba şu anki bu eleştiri? Şimdi, biz eğitim aldığımız dönemde ilk öğrendiğimiz şeylerden biri geç kalmış adalet, adalet değildir. Bu ne demektir? Demek ki siz yargı yoluna başvurduğunuzda en kısa zamanda bir sonuç almanız gerekir. Eğer alamıyorsanız 10 sene sonra elde ettiğiniz sonuç o kadar da sizi tatmin etmeyecektir. Ne vicdani olarak ne de maddi olarak veya manevi olarak. Yani halk bunu istemekte haklı mı peki şu an sizce? Halk bunu istemekte haklı. Bunu neden rahatlıkla söyleyebiliyoruz? Bundan daha 2 sene, 2,5 sene öncesinde anayasa değişikliği talep edildi bu ülkede. Referandum yapıldı. Değil mi? Evet. Niye? Mahkemelerdeki yargıç sayısının artırılması için, yaşın, emeklilik yaşının değiştirilmesi için. Demek ki mahkemeler, yani yargı sistemimiz kendi içerisinde de revizyon hissettiğinden dolayı anayasa değişikliğine bile başvurdu. Bu ne demektir? Demek ki gerekli hizmeti veremiyor istediği gibi. Bu değişikliklere ihtiyaç duyduğuna göre daha iyi hizmet verebilmek için, adaleti daha erken sürede sağlayabilmek adına demek ki bazı değişiklikler gerekiyor. Onun için bu noktada halkın adaletin hızlanması yönündeki talebi veya adalet talebi çok doğaldır. Başka boyutları da var tabii ki bunun siyasete, siyasetçiye olan güvende azalma da var halkta. Evet. Ne yazık ki. Artık icraat görmek istiyor halk. Onun için ben diyorum ki benim mesleğim hukuk. Ben bir avukatım. Benim işim yasalarla. Parlamentoya bunun için girmek istiyorum. Bir an önce yasaların revize edilmesi gerekir. Şimdi bazen soru geliyor. Yasalar var ama uygulanmıyor. Evet. Ben de diyorum ki tamam, onu uygulamayana da ceza öngörüyor mu o yasa? Görüyor. Eğer görmüyorsa işte o yasanın gene revize olması lazım. Onlar da değişikliğe gitmek gerek. Mecburen o yaptırım zoruyla o yasanın uygulanmasını sağlamak lazım. Evet. Şimdi bir yasa yaptınız ve neden sonuç ilişkisini açıklamıyorsa o yasa bir işe yaramaz. Evet. Bugün mesela kapalı mekanlarda tütün ürünleri kullanımı yasak. Değil kullanırsanız mi? Asgari ücretin işte onda biri cezası kadar galiba. Var. Cezası var. Uyuyoruz değil mi biz bu yasağa? Bence ama uyulmayan yerler de var. Bence uymuyoruz. Gözden yeteri kadar uymuyoruz. Çok disiplinli çalışan yerler uyuyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yasa... Gece 11'den 12'den sonra bazı mekanlarda bu yasak deliniyor. Deliniyor. Ama denetleme olmadığı için işte sorun burada başlıyor. Yasanın evet. uygulanabilirliği denetlemeyle alakalı. Tabii denetlemede ki. Neden sıkıntı yaşıyoruz sizce? Ya personel eksikliğidir ya araç gereç eksikliğidir. Şimdi siz bir mekana gittiniz ve siz gittiğinizde sigara yoksa kimsenin elinde orada sigara içilmedi demek değil. Orada bir koku varsa, bir duman varsa... Bunu... İlk zamanlar çok sıkı denetim yapıldı hatırlıyoruz evet, mekanlarda. Evet, görüyorduk bu baskınları sık sık. Bu dönemlerde fazla duymuyor. Artık bazen duyuyoruz. Yasa işte geçti şuraya... artık bırakalım mı deniliyor acaba? Sanmıyorum. Tabii aslında bu sağlık için olan bir tedbir. Yani kapalı alanda sigara içenle içmeyenin aynı ortamda o dumana maruz kalmasını engellemek için yapılan bir tedbir. Ama dediğim gibi %100... Trafik kurallarını aynı. Trafik kurallarını o kadar çok yasağı ihlal ediyoruz ki ve kurallara uymuyoruz. Bugün ölümlü kazalarla da sonuçlanabiliyor halen yaptıklarımız evet. maalesef. Ne yazık ki yani, oluyor. Ama denetim mekanizmasının işleyişi burada çok eleştiriliyor. Tabii. Güney Kıbrıs'a geçtiğimizde bütün kurallara uyuyoruz ya da Avrupa'ya gittiğimizde neden kendi ülkemizde uyuyamıyoruz bu kurallara? İşte o denetimden korkuyoruz demek ki. Ceza almamak için. Veya cezanın uygulandığından eminiz. İşte onu diyorum. Yasalarımızı revize edeceğiz ve uygulamayanı da cezalandıracağız.
Peki halkta şu endişe de var. Sandığa gitmeyecek olanların anket oranları da ilginç çıkmıştı. %20'ye yakındı. Onlar şunu 17. söylüyor. Gelen aynı, giden aynı. Biz niye oy verelim bunlara? Gitmeyelim sandığa. Tabii protesto şekli olabilir bu şekilde ama bir şekilde bir hükümete ihtiyacımız var bizim. Seçilecek olan tabii hükümetin de iyi yasalar çıkarıp halkı iyi yönetmesini talep eden kesim de %80 kesim. Yani bu da büyük bir rakam. Şimdi baktığımızda Ulusal Birlik Partisi büyük bir parti, köklü bir parti. En büyük partisi. Evet, en büyük parti PKK'nın ama eleştiriye de en çok maruz kalan parti. Çünkü en çok hükümette bulunan partilerden biri. En uzun zaman hükümette olduğu için çok normal. Ben demiyorum ki Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinin hiçbir hatası yoktur. İlla ki vardır. Veya yeterli değişiklik işte yasalarda yapıldı mı bugüne kadar? Hayır, yapılmadı. Evet. İşte onun için biz bu seçimle arkadaşlar olarak bu göreve talip olduk. Bu yola girdik. Niye? Hem başta genelde ülkemize, özellikle partimize hizmet etmek adına. Evet. Az önce bir konuya değinmiştiniz. Şimdi hatırlayamadım bir an. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Trafik kurallarıyla ilgiliydi sanırım. Evet, ihlal ediyoruz sürekli. Az önce dediğiniz gibi eğer yeterli yasalar uygulanırsa ve denetlenirse bu yasaların uygulanıp uygulanmadığı bu sorunları yaşamayacağız. Evet. Ama yeteri kadar polisimiz var mı? Bilmiyorum. Öğrenci sayısı bakın 100 bine gelmiş. Evet. Bu 100 binde ciddi anlamda araç kullanan öğrenci sayısı çalışma var. Çalışma izinliler, aileleri. Çalışma izinleri var. Yani baktığınızda trafikte ciddi anlamda bir kiralık araç sayısı görmektesiniz. Çok fazla arttı. Ve ben bunların çok hata yaptığına da şahit oluyorum. Niye? Çünkü kiralık araç kullanan genelde bu ülkeden olmayan kişilerdir. Yabancı. Yani ya turisttir ya öğrencidir. Bu kişilerdir. Eğer geldikleri ülkede aynı trafik sisteminden gelmiyorlarsa burada hata yapmaları çok normal. Bunu nasıl önlersiniz? Ciddi sıkı denetimlerle. Ama polisiniz yeterli mi bu kadar denetim yapmaya? Her köşe başında bir polis mi duracak? Hayır. İmkansız. İmkansız. Mobese'yi artırın, kamerayı artırın. Cezaları caydırıcı hale getirin. Narkotik sorunu bu zaten. Narkotik şubede muhakkak, şu an bu sıkıntı yaşıyor. Muhakkak. Eleman yani, eksikliği. Polisin içerisinde ciddi anlamda bu sıkıntı. Hatta denetim mekanizmasını o da etkiliyor doğal olarak. Denetçisi. Evet. Ülkenin denetleyeni, asayişi sağlayanıdır polis. Onun için hepsi birbirine zincirleme bağlantılı gidiyor yani. Evet. Biri eksik olunca her şey çöküyor tabii ister ki, istemez. Tabii ki. Çok doğal olarak. İnşallah düzeleceğine inanıyoruz. Onun için bu yola talibiz. Dediğim gibi ilk önce yasalarımız, sonra denetimi, sonra uygulanması. Hukukçu gözlüğüyle baktığınızda, tabii her şeyden önce bir vatandaş gözüyle bakın. Ülkemizdeki suç oranlarının artışı her adli yıl açılışında gündeme getirilir, konuşulur. Evet. Mesela bugün yine çok mühim bir haber vardı. Tecavüzcü baba Kıbrıs'ta yakalandı haberi. Evet. Hemen yanında yine uyuşturucuya ceza yağdı haberi. Yani bir bakıyoruz haber bültenlerimize adli bülten oluyor. Evet. Artık güzel haberler, bırakın güzel haberler. Gazetelerin bilhassa ilk 3-4 sayfası hep adli bülten. Mahkeme koridorlarıyla alakalı. Direkt yaşanan ceza davalarıyla alakalı. Çok ciddi eksikliklerimiz var ki bu kadar çok suç oranı yaşıyoruz. Küçük bir ülke olmamıza rağmen nüfusa oranla çok nüfusa büyük. Nüfusa oranla aslında yüksek. Yoksa suç oranı o kadar aşırı derecede yüksek evet. bir ülke değil. Geçtiğimiz gün yine 620'ye yakın davanın 260'a yakın uyuşturucu davası çıktı evet. örneğin. Uyuşturucu evet. da çok fazla uyuşturucu ülkemizde. Uyuşturucuda ciddi bir artış var. Uyuşturucu suçlarıyla ilgili olarak onun için bilhassa ülkeye giriş çıkışların ciddi anlamda denetlenmesi gerekiyor. Bugün yanı başınızdaki Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin giriş çıkışlarında ciddi kontrollerin başlanması gerekir artık. Ben inanıyorum ki çünkü hiçbir X-ray'den geçmiyorsunuz. Bugün Ercan'dan geldiğinizde veya liman yoluyla, deniz yoluyla giriş yaptığınızda bir X-ray cihazından geçerek ülkeye giriş yaparsınız. Ama sınır kapılarında, kara kapılarında dümdüz arabanızın içinde hem Rumlar geçer hem Türkler geçer. Evet. Ve hiçbir kontrole tabi değil açıkçası. Bu tamam arada gümrük memurları, polis memurları var ama ben yıllardır çok ciddi anlamda bir araç arama, bir denetim görmüyorum. İşte yap bunu her hafta bir gün ki insanın bilinçaltında olsun haftanın bir burada günü. Denetim burada var. Denetim var. Ve o endişeyle, korkuyla. Ben kendimden görüyorum yani
yıllardır o kapıdan geçiyoruz. Doğru dürüst işte kuyruklar oluşsun, arabalar bir bir aransın. Bugüne kadar tamam, insanları da mağdur etmeyelim, ezmeyelim. Ama kontrolümüzü, denetimimizi yapalım. Evet. Bugün Ali Baturay'ın köşe yazısında da ülkemizdeki suç oranlarına ilişkin bir yazı vardı. Evet. Ve kaleme aldığı yazısında en çok da ülkeye giriş çıkışlarla ilgili konuyu gündeme getirdi. Ve kimlikle giriş konusunun kısıtlanması gerektiğini dikkat çekti. Yani pasaportla girmek her şeyi çözer mi? Ona şimdi da bakmak lazım. Şimdi sanırım bununla ilgili şeydir. Türkiye'de sahte kimlik... Evet. Denen olay. Örneğin çok bu kolay... tecavüzcü babanın Kıbrıs'a gelebilmesi. Bir sahtekarlık var yani ortada. Evet. İllaki. Çünkü bir... kırmızı bültenle aranıyordu Türkiye'de. Aynen, buraya öyle. Nasıl gelebildi? Şimdi hep duyduğumuz, bakın ben yaşadığım, gördüğüm bir şey değil. Ama duyduğumuz kadarıyla işte sahte kimlik elde etmek o kadar da zor değil. Veya işte çok cüzi rakamlara, bu tip şeylere girebilindiği söyleniyor. Şimdi bu kişi o sahte kimliği alabiliyor ama pasportun sahtelenmesi sanırım daha zor. Çok daha zordur. Şey, uzmanlık alanım değil ama ilk bakışta bile artık Türkiye Cumhuriyeti'nin de KKTC'nin de çipli olduğu için şeyleri, pasportları. Evet. Türkiye'de daha, de başlandı zaten. Aynen öyle. Onun taklidi çok daha zor. Şimdi tabii kimlikle girişin kalkması iki ülke arasındaki ilişkileri. Yani bunların oturulup değerlendirilmesi gerekir. Bu örneklerin ortaya konması gerekir. Yani Türkiye'de suç işleyip de her suç işleyip buraya kaçacaksa, her suç işleyen bunun önlemi ise eğer kimlikle giriş çıkışı yasaklamak, evet yasaklansın. 2 yıldır rahat rahat ülkemize gezmiş örneğin bu kişi. Yani ki bu kişi kendi öz kızına tecavüzden yargılanıp mahkum olmuş bir kişi. Yani yüz kızartıcı bir suç. Çok evet, utanç verici bir şey. Şimdi daha basit suçlar vardır. İşte ne bileyim, biriyle kavga edersiniz. Evet. Bir aile husumeti olur. O ülkeyi terk etmek zorunda kalırsın. Bunlara daha çok anlayış gösterirsin. Yani Türkiye'de kan davası var halen evet, daha. Evet, maalesef devam şimdi ediyor. O kan davasından kaçmak için bir kişinin buraya gelmesiyle böyle bir suçtan dolayı buraya gelmesi bence çok farklı. Ama yine üstüne basarak söylüyorum. Her suç işleyen burayı kaçış noktası olarak görmemeli. Görememeli. Basit bir kimlikle hemen girsin. Demek ki bizde de hata var ama. Sen bu kimlikle geliyorsun. Oradaki muhaceret işlemini yapan polis memurunun veya muhaceret memurunun evet. şu yetkisi var. Nerede kalacaksın arkadaşım? Var mı bunu sorma yetkisi? Tabii ki var. Tabii ki var. Ülkeye giriyor. Kaç para var cebinde? Çalışmaya mı geldin, tatile mi geldin? Tatile geldiysen ya bir akrabanın yanında kalması lazım ki onun adresini deklare etmesi lazım veya bir otel rezervasyonu olması lazım. Doğru değil mi? Bugün Avrupa'ya gittiğinizde kanıtlayıcı bir şey göstermesi gerek orada. Eğer Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz tabii vize ki. Başvurusunda size ilk sorduğu şey uçak biletini göreyim, banka hesabını göreyim ve kalacağın oteli göreyim veya davetiyen var mı, kime geliyorsun? İnanın ki muhaceret yasamızda buna cevaz veriyor. Giriş yapana sorabilirsiniz. Sorabilir. Böyle bir hakkı var polisin. Tabii ki. Nerede kalacaksın? Bunları tatmin olmadan o mühürü vurmaması lazım zaten kağıda. Herhangi bir pansiyon örnek gösterir. Yani cebinde de belki bir 400-500 lira vardır diyelim. Tatmin olması lazım o muhaceret memuru. Tatmin olmadan da geri çevirebilir. 30 günlük vize veriyor değil mi girdiğinde? Mecbur değil. 10 gün de verebilir. 1 gün de verebilir. Memurun 90 güne kadar kalmış. Evet. 90 güne kadar verebiliyor. Verebiliyor. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'den gelen vatandaşlarımıza daha çok 30 günle sınırlandırıyor. Çünkü 30 günlük süreçte genelde çalışmak için geliyor insanlar buraya. Evet. Yani tatil için gelen insan belli. Yani 3 gün geliyor veya 5 gün geliyor. Bilhassa kumar evet. turizminde 2 gün, 3 gün gelip geri dönüyorlar. Evet. Ama oradaki yetki önemli. O muhaceret memuru, o kişinin buraya tatil için veya birini ziyaret için gelmediğinden şüphelendiği anda geri çevirebilir kendini. Ülkeye sokmak zorunda değil. Yani kimlikle gelen ülkeye girer diye bir kavram yoktur. Bugüne kadar çok yaşanmadı ya da hiç yaşanmadı bilmiyorum. Aklıma gelmiyor açıkçası böyle bir şey haber yaptık mı diye ama. Sahte kimlik pasportla yakalanan çok evet, oldu. Evet onlar oluyor. Cebinde 5 kuruş olmadan gelip de geri çevrilen ne oldu? Günlerce haber yaptık. Çoğu zaman banklarda uyuyan insanlar var geceleyin. İşte dediğiniz evsiz, gibi 300 lirayla gelirse
3 gündür yaşayacağı veya 5 gündür. 6. gün bankta yatacak. Eğer iş bulamadıysa kaçak. Çünkü normalde de gelebilmesi için ön izinle gelebilmesi lazım çalışmak için tabii geldiğinde ki. De. Yani işte geldim de ben iş buldum kalıyorum diye bir lüksü yok kimsenin. Hı. Eğer o kişi buraya çalışmak için gelecekse önceden bir ön izin alınması lazım o kişiyle ilgili. Yalnız kayıt dışı işçiyle ilgili de bayağı problem yaşıyoruz kaçak işçi dediğimiz kesim. Yani işverenlere de burada büyük görev düşüyor. Tabii hükümetlere de denetim açısından. İşte gene denetim. Evet. Gelip dönüp dolaşıp her şeyin dayandığı nokta bir yasal mevzuattaki eksiklik, iki denetim. Hı. Denetim olmazsa hiçbir şey olmaz diye inanıyorum ben. Onun için denetimleri artırıcı yasaların ve denetimlerin bir an önce yapılmaya başlanması gerekir. Evet. Peki biraz da Ulusal Birlik Partisi'nden konuşalım. Ulusal Birlik Partisi koalisyon hükümetinde sorunlar yaşıyor genelde. Neden sorunlar yaşıyor sizce koalisyon hükümetlerinde? Tek başına iktidara alışmış bir parti. Yıllarca tek başına iktidar olmuş, hükümet etmiş bir parti. Bir kere bu sadece Ulusal Birlik Partisi'ne has bir şey değil koalisyonda sorun genelde yaşamak. Genelde koalisyon bütün sıcak bakılmayan bir konu. Bütün dünya ülkelerinde koalisyon olan Almanya'da hükümet kurulamadı. Evet, halen de uğraşıyorlar. Aynen öyle. Koalisyon yapmak bir kere tamamen farklı misyon, vizyonlara sahip partilerin her ne kadar da yakın olduklarını düşünülse bile... Örneğin Demokrat Parti, Ulusal Birlik aynen Partisi. Aynen onu demek istedim aslında. Siyasi misyon ve vizyonu yakın olduğu düşünülse bile yapı olarak farklılıkları muhakkak vardır. Olaylara, yönetime, denetime, bakış açılarında farklılıklar muhakkak vardır. İşte bunların çatıştığı noktada, o bakış açılarının, o yaklaşımların çatıştığı noktada koalisyonlarda sorun yaşanıyor. Örneğin maliye ile ilgili bir sorun yaşanıyor. Maliye Bakanlığı kimde? Demokrat Parti'de. Evet. Ödemelerle ilgili bir sorun yaşanıyor UBP aslında. UBP hemen topu maliyeye atıyor. Yani koalisyon ortağımıza sorun diyorlar. Halbuki biz birlik ve bütünlük görmek istiyoruz halk olarak. Yani ister orada koalisyon olsun ister tek başına iktidar olsun. Birlik ve bütünlük görmek de önemli. Tabii ki. Aslında, güven verir. Evet. Güven verir. Ama imkansız siyasi arenada bu imkansız. Topu birbirlerine atacaklarsa bile bunu kamuoyu önünde yapmasınlar, kendi içlerinde yapsınlar. Sen çık açıklama yap desinler en azından. Ama kamuoyu göz önünde yapılırsa bu güven sarsıyor ister istemez. İşte o zaman da diyoruz ya halk bazen diyor gitmeyeceğim sandığa, evet. Oy vermeyeceğim. Bu sebeplerden dolayı ne yazık ki bazı siyasi hatalar yaşanır hayatta. Normaldir. Bunu normal kabul etme. Hiçbir şey %104'lük olamaz yani. Bunlar yaşanacak. Evet. Bu hatalar da olacak. Bunları ders alıp yapmamaya çalışmak lazım. Halk sandığa gitmezse ne olur? Bence oy vermek bir vatandaşlık görevidir. Evet, bu da çok önemli. Evet. Eğer bir siyasiye kızgınlığınız varsa, eğer bir siyasi partiye tepkiniz varsa, işte tepkinizi gösterebileceğiniz, cevabınızı verebileceğiniz en doğru adrestir sandık. Evet. Gidip siyasi halkın iradesinin ortaya çıkacağı yerdir sandık. Evet. Bu arada seçimlere 32 gün kaldı. Sadece 32 gün. Yani son bir ay. Evet. Nasıl oy kullanacağımızı hala bilmiyoruz diyenler var. Çok hemen büyük bir sorun. Hemen onunla ilgili bir bilgi vereyim ben o zaman. Şimdi dediğim gibi artık bütün adadaki seçmen tüm adadaki milletvekillerine oy verecek. Ne şekilde olacak bu? 3 çeşit oy verme sistemimiz var. Bir tanesi mühür dediğimiz. Seçime katılan siyasi partilerin logosunun altında bir kare vardır boş. Oraya evet mühürünü alıp vurduğunuzda pusulanız artık geçerli olmuş olur. Bir siyasi partiyi tercih ettiğiniz anlaşılır bundan. Ve o mühür sonucunda 50 tane milletvekilinin hepsi de birer tane oy almış olur. Bu mühür dediğimiz. İkinci seçenek mühür artı tercihtir. Eğer siz bir partiye mühür vurduysanız, örneğin Ulusal Birlik Partisi'ne evet mühürünü vurdunuz. Ondan sonra önünüzde her ilçenin milletvekilleri var. Lefkoşa'da 16 tane, Magosa'da 13 tane, Girne'de 10 tane, İskele'de 5 tane, Güzelyurt'ta 4 tane ve Lefke'de 2 tane. Her ilçedeki milletvekili sayısının yarısı kadar
O ilçede tercih oyunuzu kullanıyorsunuz. Vekillere vurulacak yani. Vurmak yok. Tükenmez kalemle tikliyorsunuz. Tamam. İsminin karşısındaki kutuyu. Ulusal Birlik Partisi'ne mühürü vurduk. Geldik Lefkoşa'ya. 16 tane aday var. Bunun içerisinden 8 tanesine tercih oyumuzu kullanıyoruz. Magosa'da 13 tane. Yarısı 6,5. Kesirler dikkate alınmaz. 6 tane adaya tercih oyumuzu. Girne'de 10 tane var. Onlar da 5 tane. 5 bir tane kişiye. Fazla ya da eksik yaptık. Ne olacak? Yanacak oyumuz. O bölgedeki sadece ama sadece o ilçedeki tercih oyunuz yanar. Mühürünüz hiçbir mühür şekilde yanmaz. Ama Lefkoşa'da 8 tane oy vermeniz gerekiyordu. 9 tane verdiniz. O Lefkoşa ilçedeki yanar. O tercihleriniz yanar sadece. Evet. Ama Magosa'da verdiğiniz 6 oy, Girne'de verdiğiniz 5 oy, Güzelyurt'ta vereceğiniz 4 oy halen daha geçerli. Geçerli. Bir de karma sistem var. Evet, en karışık da o sanırım. Bana göre tamamen kafa karışıklığına sebep olan karma sistemdir. Niye? Çünkü aslında o kadar da karışık değil. Şimdi anlatacağım. Bütün adaylar arasından en az 24, en fazla 50 tane kişiyi seçme hakkınız var. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken birinci husus. Her ilçede ilçedeki milletvekili sayısının tamamı en fazla verebileceğiniz oydur. En az da yarısı kadar. Yani Lefkoşa'ya baktığımızda 16 tane aday var. Her partinin 16 tane adayı var. En fazla 16 oy, en az 8 oy vermeniz gerekir o bölgede. En az iki siyasi parti veya bir siyasi partiyle bağımsız adaylara vermeniz gerekir. Yani şu şekilde. Ulusal Birlik Partisi'nden 4 tane adaya oy vermek istiyorsunuz. O 4 taneyi tiklediniz. Tamam. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden 2 tane adaya oy vermek istiyorsunuz. Veya 4 tane de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden. Ne yaptı? 8. O bölgedeki pusula geçerli. Ama 16'ya kadar oy verme hakkınız var. Yani bunu 4 tane siyasi partiden 4'er tane kişiye oy vererek 16 rakamıyla kapatabilirsiniz o bölgeyi. Ama oy verdiğiniz sayı henüz 16'da. 24'e ulaşmadınız. Evet. Onun için en azından 2 bölgede oy vermeniz gerekecek. Yani Magosa'da da 13 tane. 6 ile 13 aralığındadır vermeniz gereken oy. Yine Magosa'da herhangi bir partiye de 13 tane verebilirsiniz orada. Veya 2 tane partiye 6'şar tane, birine 6, birine 7 tane oy verebilirsiniz. Veya herhangi bir bağımsıza oy verebilirsiniz. Bu rakamların toplamı 24 ile 50 aralığında olacak. Evet. Ve de en az 2 siyasi parti veya 1 siyasi parti ile bağımsızlar arasında. Şimdi olacak. Anlattığınızda kolay gibi geliyor ama o sandığın başına gidince hem hengameden hem heyecandan. İşte heyecanlanmamak lazım. Sakin tamam genç nesil bunu belki daha rahat yapabilir ama orta yaş üstü biraz zorlanabilir karma kısımda. Bu yönde bir görüş ortaya çıkıyor açıkçası. Yalnız kamu spotlarında geciktik sanırım. Biraz daha erken başlayabilirdi halka bu şimdi, oy dağılımı nasıl yapacağını doğrudur, anlatmak doğrudur. İçin. Ancak adayların kesinleşmesi. Her şey çok aceleye geldi tabii, zaten. Her şey çok aceleye geldi. Adaylar 10 Aralık'ta sanırım kesinleşiyor. Başvuruları yaptık. Evet. 10 Aralık'ta kesinleştikten sonra artık örnek pusulalar çıkacağı inancındayım. Evet. O örnek pusulalarla ciddi kamu spotlarının ciddi oranda yapılması gerekiyor. Çünkü ilk defa yapılacak bir seçim. Eğer ki halkın iradesinin sandığa yansımasını istiyorsak %100 bu kamu spotlarıyla halkımıza nasıl oy vereceğinin birebir anlatılması gerekir. Evet, oyların yanmaması için. Aynen öyle. Bu görev de Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'na büyük bir görev düşmektedir şimdi burada. Şimdi çarşaf liste bekleniyordu. Seçim ve halk oylaması yasası kitapçık değiştirildi. Şimdi kitapçık çarşaf deniliyor mı? Son konuşmalar evet. Öyle ama kitapçık olması sanırım daha iyi. Yoksa bu masanın ucundan o masanın ucuna kadar gider. 379 işte, aday var. Evet. 8 parti. Evet. 8 tabii, parti 8 oluyor. 8 partide 379 aday. Bir MDP 29 adayla girdi galiba. Toplamda 357'di. 29 evet. Daha eklemiş oluyoruz. Yani kitapçık olması daha kolay olacak ama sayfaları çevireceğiz bu evet, sefer de. Yani o şeye panelin arkasına sanırım sığmıyordu şey. Evet. Peki çarşaf. Siz beğendiniz mi seçim ve halk oylaması yasasındaki değişiklikleri? Yani daha da iyisi olur mu? Bölgecilik ortadan kalktı.
Kalktı mı gerçekten? Bölgedeki milletvekilleri sadece bölgelerine çalışmıyor. Bugün ben bakıyorum, Lefke'nin milletvekilini Karpaz'da görüyorum. O tamam ama ben Lefkoşa'da yaşıyorsam Lefkoşa'dakilere oy veririm mantığı devam ediyor mudur? Hayır, hayır. Yani kesinlikle insanlarda herkes da bu değişecek bütün adaya oy verecek. Evet, yani o hakkı i̇şte olacak en azından. İşte şimdi zamanı geldi diyor halkımız. Ben, beni temsil edecek vekilleri ben seçeceğim artık. Lefkoşalı olarak da Güzel Yurtlu'nun seçilmesine katkıda bulunacağım. Girne'dekinin de, Magosa'nınkinin de, İskele'ninkinin de, Lefke'ninkinin de. Ama şimdi söz hakkım var diyor artık. O bölgeciliğin kalkmadığına inanıyor. Yani yasa olarak kalkmış olabilir ama içerik olarak kalkmadı. Çünkü ben Güzel Yurtlu'ysam, ben Girne'liysem bölgemdeki insanı tanıyorum. İskele'deki milletvekili adayını tanımıyorum. Tamam gezebilir adaylar. Hı hı. En çok tanıdığıma oy vermek isterim tercih oylarında diyor en azından. Şimdi eğer umursamazsa seçmen. Ben Güzel Yurt'ta yaşıyorum. Buradan Güzel Yurtlulara veririm. İşte iki kişiyi titreyeceğim. O yine onun mantığına kalmış bir şey artık. Ama mühür vurmasıyla partiye bütün adadaki vekiller alıyor. Almış oluyor zaten. Bir tek tercihi nedir kullanamayacağı veya evet. Karmacıysa onda bile mecburdur iki bölgeye oy versin 24'ü bulabilmek adına. Evet. Çünkü 24 vekil, 24 oy verebileceğiniz herhangi bir ilçe yok. Maksimum 16'dır Lefkoşa. Doğal olarak vermek zorunda. Mecbursunuz. Onun aynen için öyle. Umursamam diyemeyecek. Karma oy kullanacak olan. Evet. Dediğimi bir parti tercih edip mühür vuracak olan da diyemeyecek. Çünkü partiye mühür vurmasıyla 50 milletvekili de bir oy alacak. Evet. Hukukçu olarak meclise katılmanız önemli. Ya da aday olmanız önemli. Peki UBP'de hani CTP'de bazı değişimler yaşandı. İki büyük siyasi parti diye kıyaslıyorum. Evet. İşte daha genç, daha yeni nesilden isimler katılsın diye değişiklikler isteniyor zaman zaman partilerde. Ulusal Birlik Partisi'nde de siz genç ve hukukçu olarak yer alıyorsunuz. Hem sizde de bir değişim var mı? Ben hukukçuyum. Yani gördüğünüz gibi parti tabanımız da gençliğe değer verdi ki beni aday adaylığında seçip bu yarışa girmemi istedi. Evet. Yani yaklaşık 7055 kişinin katıldığı aday adaylığı seçiminde 3000 tercih aldım. Demek ki 3000 partilimiz, tabanın yani %50'si. Evet, gençlerimizi de artık partide görelim. Parlamentoya evet. Gönderelim diyor. Bu çok gurur verici bir şey. O vizyona sahip bir partinin mensubu olmak çok güzel bir şey. Yani bazı milletvekilleri o seçimde seçim kaybetti bizde de. Yani bazı yaşandı değişiklikler bunlar. İstiyor demek ki partilimizin örneğin tabanında. İrsen Küçük dönemini hatırlayalım. Başbakandı ve kaybetti, vekilliğini kaybetti seçimde. Doğru. Demek ki halk i̇lkti. Söylüyor. Dünyada bir ilkti o. Evet, dünyada bir ilkti. Evet. Yani halk söylüyor aslında sandıkta ne istediğini. Evet, iradesi. Yani biz yeni nesil istiyoruz, daha genç nüfus istiyoruz. Parlamentoda şimdi, diye. Şimdi sadece yeni nesille de olmuyor. Bazı tecrübelere de ihtiyacımız İhtiyaç var. İhtiyaç var, evet. Bu hangi meslek kolunda olursa olsun, hangi konuda olursa olsun tamamen yeni, sadece yeni, sadece genç vizyonu yeterli değil. Bugün sadece 4 sene önce milletvekili seçilmiş bir abimizin o 4 yıllık tecrübesi bizim için etkili olabilir. Veya daha tecrübeli kişilerin... Şimdi vatandaşın tepki gösterdiği kısım şu. Milletvekilini meslek haline dönüştürmeyin. Tabii ki. Belli bir dönem yapın ve evet, ayrılın. Doğrudur. Bu yerinizi yönde, gençlere bırakın. Bu yönde tepki bu yönde. Anlamda tepkiler var. Bununla ilgili de bu tepkilerini dile getirebilecekleri tek nokta sandık. Evet. Dediğiniz gibi İrsen Küçük örneğinde hayır artık bu kadar yeter dendi ve o yönde karar verdi seçmen. Evet. Bunu yapabilecekleri yani işte ben bunu işte değişmiyor milletvekilleri onun için ben sandığa gitmeyeceğim öyle oluyor. Bunu şikayet edip sandığa gitmemek yeterli değil. Evet. Eğer bir şikayetiniz varsa bunu dile getireceğiniz en etkili yer fiiliyata geçtiği yer sandık. Evet. Yasalarla ilgili tekrar konuşmak istiyorum çünkü süremiz de bitiyor. İzleyicilerimize tamam. De mesajlarımızı verelim. Şimdi örneğin denetimli serbestlik yasası var. Uyuşturucudan evet. Konu açıldığı için söylüyorum. Önemli bir yasaydı ama uygulanabilirliği tartışılıyor. Denetlenebilirliği tartışılıyor. Aynı anda rehabilite olması lazım kişinin. Evet. O yasa kapsamında böyle bir merkezimiz var mı? Bu işlemler gerçekleşebiliyor mu?
bu noktalarda sıkıntılar var. Siz göreve gelirseniz, eğer adaylığınız kesinleşir, kazanırsanız, meclise girebilirseniz, bu tip yasalarda değişiklikler yapmayı düşünüyor musunuz? En çok neyden rahatsızsınız? Örneğin neyi, revizeyi söylediniz tamam, ama belli bir yasa maddesi var mı, yasa var mı? Ben tabii ki az önce de değindiğim gibi 2010 yılından beridir Gençlik Kollarının yönetimindeyim. 2015'ten beridir de son 3 yıla yakındır başkanlık görevini yürütmekteyim. Onun için sürekli gençlerle iç içeyim, evet. Ve gençlerin bilhassa sorunların bilincindeyim. Bu sorunların çözümünün başında bana göre istihdamın artırılması için bazı önlemler alınmasının gerekliliğidir. Şimdi geçiciler konuşuluyor mesela yasası. Cumhurbaşkanı Akıncı mahkemeye sevk etti. Evet, Anayasa Mahkemesi'ne sevk etti dün. Yani bekleyip göreceğiz. İstihdam şimdi konusunda gerçekten sıkıntımız var. Bir yandan bu şekilde geçicilerin kadrolanması, bir yandan göç yasası diye nitelendirilen yasanın tartışılması. Yani bu tip şeyler de insanların şimdi, aslında önünü. İşte çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Bahsettiğiniz iki yasa da tamamen devlet kapısında çalışanların yasasıdır. Evet. Bizim yapmamız gereken bu ülkede birincil basamakta sadece istihdam devlet kapısı değildir. Özel sektördeki işler de devlet kapısı kadar garantidir ve tatmin edicidir noktasına getirmemiz gerekir yasal mevzuatı. Bir patronun iki dudağının arasında olmamalıdır sizin kaderiniz. Evet. Eğer ki düzgün işinizi yapıyorsanız, verimli bir personelseniz, kendinizi geliştiriyorsanız, ancak sadece gözünüzün üzerinizde kaşınız vardır diye, kişisel ihtirastan dolayı, egodan dolayı, küçük bir tartışmadan dolayı veya kıskançlıktan dolayı işinize son verilememesi lazım. Verilirse de tabii ki hiç kimseyi biriyle çalışmaya da zorlayamazsınız. Hayır, sen Ahmet'i kullanacaksın kameraman olarak, başka kimseyi kullanamazsın denemez size. Ama eğer gerçekten bir haksızlık yapılıyorsa da bunun ciddi anlamda yaptırımları olacak. Yani o kişisel hırsınızdan, egonuzdan, kıskançlığınızdan dolayı o çalışanın işine son verdiyseniz tazminatınızı ödeyeceksiniz. Evet. Tabii istihdam konusunda partizanlık gelip kapımıza çıkıyor. Maalesef ki bunu her hükümet döneminde yaşadık. Yaşamaya devam etmek istemiyor halk. Dolayısıyla evet, partizanlığa son verilmesini, insanların eşit, adaletli bir şekilde işe alınmasını, haklarıyla işe girmelerini istiyor. Bunların hepsi biliyorum çok kolay değil yıkılması bu algının, bu anlayışın. Ama yıkmak yeni gelecek olan hükümete düşüyor sanırım. İnşallah. İnşallah. Hı. Bence de adil olması gerekir. Evet. Ondan dolayı o kadar çok işsizimiz var ki ülkeyi terk edip giden, üzülüyoruz da onlara. Bugün hekim bulamıyoruz mesela. Bunu Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu defalarca dile getirdi. Biz evet, hekim almak istiyoruz ama gerek yasalarımızdaki sorunlar, gerekse şimdi ülke düzeni. Hekime vereceğiniz maaşın tatminkar olması evet, lazım. Yani yıllarını harcıyor çünkü. Gerçekten zor ve riskli bir meslek. Aynen. Bu gene bir hukukçu için de geçerli. Evet. Elektrik mühendisi için de geçerli. Yani bugün elektrik mühendisine 2200 TL ile gel mühendislik yap derseniz komik olur yani. Düz işçi sınıfındakilere sunulmuş teklif sunuluyor. Ama gene bakın dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? Yasaların revizesine. Bu demek ki yasalarımız gerçekten günün koşullarına. Şimdi göç yasası çıkmasaydı bir doktoru 3000 TL'ye çalıştıramayacağınızı öğrenebilecek miydiniz? Çıktı bu yasa ve demek ki uygun değil. Evet. Bunun değiştirilmesi gerekir. Lazım. Revize edilmesi hükümet gerekir. Hükümet geri adım atmadı tabii. Her çalışanı aynı keseye koyamazsınız. Evet. Herkesin niteliğine göre, eğitimine göre, özelliklerine göre ve çalışma saatlerine göre skalalarının oluşması gerekir. Evet. Her kim ki girer devlete 2175'ten başlar. Hayır, olamaz böyle bir şey. Evet, yasalar revize edilirse örneğin çoğu zaman meclisin yaz tatilinde iş yapmamasına halk tepki gösteriyor. Meclis çalışsın ben acil durumlarda. Buna. Ben de tepkiliyim buna. Kısaltılsın tatil. Evet. Bu kadar uzun bir tatile gerek yok. Çünkü çok acil günümüz yasalara ihtiyacımız gene var. Evet. Eskiden klima mı vardı? Eskiden arabalarda yoktu. Klima mı vardı? İkide devlet dairesi kapanırdı. Neden? Çünkü sıcaklık lamerna'nın evet, altında oturup da 50 derece sıcakta çalışmak imkansız da Ağustos sıcağında. Evet. Ama şimdi öyle mi? Klima var.
Şimdi öyle değil artık. Soğuk içecekler yani var, şeyler 24 var, derecelik bir ortamda sabah 8 akşam 5 rahat rahat çalışsak bu gerçekleri göreceğiz zaten. Evet, artık görelim. Ha, ne yazık ki ada ülkesinin verdiği o sıcaktan dolayı da belli bir dinlenme periyodunun da olması gerekir. Her meslek grubu için. Ayarlanabilir onlar. Aynen öyle. Yani ama Ağustos bizim daha çok en çalışıp azından, verimli hale getirmemiz lazım kamu dairelerimizi. İlk önce verimli hale getirelim, sonra dinlenelim. Değil doğrudur mi? Katılırım söylediğinize. Çok çalışalım, yorulalım. Aynen öyle. Ama çünkü bugüne kadar dinlenmişiz epey. Evet. Artık bundan sonra biraz çalışıp gençlerimizin önünü açalım. Yasal mevzuat konusunda istihdamla ilgili her şeyden önce özel sektörün güçlendirilmesi çok önemli. Özel sektörle işverenle işçi arasında bugün yasal mevzuat nedir? İş yasası. Bu iş yasasının dünyada işte ILO sözleşmeleri var, çalışanın haklarını koruyan sözleşmeler var. Bu kadar yenilikler, sendikal haklar geliştirilirken bizim iş yasamız yeterli değil. Türkiye bile revize etti ve şu an Türkiye'deki iş mahkemeleri bir çalışanı işten haksız yere attığınızda onun tazminatı, işe geri alınmasını emrediyor birinci kalemde. Ve eğer siz onu işe almazsanız ikinci kalemde tazminat ödemeniz gerekiyor. Bunların hep değiştirilmesi gerekiyor. Biz ülkemizde de diyor ki iki dudağı arasında. İki sene mi çalıştı? O zaman maaşının dört haftalık, işte dört haftalık maaşının üç katı kadar en çok. Dört haftalık bir kıdem. Yasada diyor bunu ama uyan tabii. Var mı? Uygulayan var mı? İşçi bunu farkında 75 mı? 75 gün içinde dava açmanız lazım. İşte işçi bunu bir bilmiyorsa kere, da alıp çantasını gidiyor, o da ayrı konu. Şunu söyleyeyim, şu da adil değil. Yani bir fatura alacağından dolayı benim sizden 1000 TL alacağım olsa evet, benim 2 sene dava açma hakkım var size. Ama bir işçinin işine son veriyorsunuz. Belki de hayatını karartıyorsunuz. Onun hakkı 75 gün. 75 gün içinde dava açtı, açtı, açmadı, bitti. Bunların da revize edilmesi gerek, evet. Ya bu nasıl bir haktır ya? Hı. 75 günde niye sınırladınızsınız ki siz bunu? Yüksek İdare Mahkemesi davası değil ki bu. Devlete karşı bir dava değil ki. İşçi ile işveren arası. Yani böyle basit şeylerin bile ciddi anlamda artık değişikliğe uğraması lazım. Mahkemelerin biraz daha rahat nefes alması gerekiyor tabii sanırım. Tabii ki onunla da ilgili. İşte az önce dediğim geç kalmış adalet, adalet değildir. Mahkemeler yeterli mi? Değil. Günlük bir yargıç eğer 300 tane dosyaya bakıyorsa o çalışma temposundan ne kadar verim bekleyebilirsiniz? Demek ki mahkemelerin fiziki olarak da büyümesi lazım. Salonların artması, yasalarda bir kere iş mahkemeleri yok bizde. Yani 50 TL'lik bir X şirketin telefon faturasını da aynı yargıç değerlendiriyor. 20.000 TL'lik alacağını da. Evet. Yani çok basit şeyler aslında. İşte fatura belli, aranızdaki sözleşme belli. Türkiye'de artık çok gelişti bu sistem. Hiç yargıç önüne çıkmazsınız böyle bir davadan dolayı veya karşılıksız çekten dolayı. İşte 10.000 TL'lik karşılıksız evet, çek mi verdi size biri? %10'u 1000 TL. 1000 TL'yi teminat olarak mahkemeye yatırırsınız. Mahkeme direkt icraya gider. Direkt icraya başvurursunuz. Adam hiç yani mahkeme önüne çıkıp hem da mahkemeler Ahmet tıkanmaz. Bana 10.000 TL'lik çek verdiydi, bu karşılıksız çıktı da işte bu prosedürleri yaşamıyorsunuz Türkiye'de. Direkt ilamsız icra dediğimiz yöntemle direkt icraya gidersiniz. Ne güzel ama biz o yüzden mahkemelerde sıkışıyor aslında. Evet yani o kadar ticari çok ticari hukuk, ilişkiden ve banka ilişkisinden kaynaklanan davaya bakıyor ki aslında alt mahkeme dediğimiz bölüm tamamen ticaret mahkemelerinin yaptığı işlemleri yapıyor. Fatura alacağı, karşılıksız çek, fatura alacağı, banka alacağı, kredi kartı. Evet. Sürekli tabii bunlarla meşgul olduğu konuşacak için konuşacak çok konu var, çok yasa var. Size büyük görev muhakkak, düşecek muhakkak, eğer göreve gelirseniz. İnşallah. Halkımız hayırlı takdir olsun ederse, diyelim size. Halkımız takdir ederse gelip elimizden geleni en iyi şekliyle yapıp bir an önce yasalarımızı revize edip ülkemizi daha da güzel, daha da yaşanabilir bir hale getirmek için tüm özverimizle çalışacağız. Peki, hayırlı olsun, iyi çalışmalar. Çok teşekkür size ederim. Değerli izleyenler, böylelikle Sabah Ajansı'nın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.